Arkadaşlar kanalıma ve bir gün videosuna hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce ben bir kısa bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar gerçekten Türkiye'de beni destekleyen arkadaşlar, kardeşler hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu Birol abiye koyduğum videodan kuşla ilgili güzel yorum yapan bütün arkadaşlara ve beni bilgilendirmeye çalışan bütün arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz ben demiştim zaten kuşlardan fazla bilmiyorum ama köpekten daha fazla biliyorum. Yani araştırdım, besledim. Yalnız kuş besledim ama bilemedim çünkü burası Türkiye gibi değil. Ben sadece hayvan sevdiğim için besledim. Böyle kan filan pist. Kuşların uçma pisi, böyle şeyleri ya sizden duydum, bilmiyordum. Şimdi arkadaşlar videonun başından da zaten tahmin etmişsinizdir. Ben güvercin aldım. Bu güvercinin ırkı Brigham Roller. İngiltere kuşu. Şimdi arkadaşlar bunları alma nedenim, siz dediniz ki Türk kuşlarını uçurma. Hani atmaca alıyor ya, ben üreteyim biraz. Aslında dedim çok güzel bir fikir, you know. Ben de gittim bu kuşları aldım dün. Ben aslında video yapmak istedim çünkü neden size teşekkür etmek istedim, daha çabuk yapacaktım. Yalnız ben Birol abinin oraya video koyduktan sonra bir hastalandım arkadaşlar. Böyle sanki üstümden tren geçmiş gibi oldu. Ben hayatımda böyle hastalanmadım, yani çok kötüydü. Şimdi iyi oldum, toparladım ve dedim ki benim hemen bir video yapmam lazım ki Türk arkadaşlarıma, kardeşlerime göstereyim ve teşekkür edeyim. Şimdi arkadaşlar kuşlar bunlar. Böyle de bu kafese aldım onları. Şu kuşu öteki videodan tanıyorsunuz zaten. Bu gökle eşti. Ben siz dediniz ki bu kuş başka bir kan olduğu için kendi kanına karıştırma. Ben de hemen o iki eşleri aldım. Bunun da yumurtası vardı yeni. Ben o yumurtalara attım zaten. Daha tam emri oluşmamıştı. You know and acı, ben de bu kuşları aldım işte. Bunlar Brigham Roller. Bu kuşlar takla atıyor arkadaşlar. Ama nasıl? Böyle böyle döne döne. Yani ben bu kuşları 2 gün 3 gün sonra uçuracağım, video çekeceğim. Eğer zaten sahibi uçurmuşsa kuşlar takla atar. Göreceğiz. Şimdi bu videoya da zaten eklerim böyle bir taklasını kısa olarak. Ondan sonra zaten videoya devam edeceğim. Arkadaşlar neyse, şimdi Türk kuşların yanına gideyim bir taklacıların. Demiştim bu kuşlar 40 yıllık kuşlar. Yaşlı amcadan filan aldım. Bu amca bunları Türkiye'den getirmiş. Odun da aldığı kişi, yani bayağı beslemiş, you know. Sivaslı, Ankara'dan. Neyse şimdi bu kuşları ben burada, yani yaklaşık 8 yılda benim tahminim 200-300, belki 300'e yakın, 200 pardon. 200 tane yani kuşu atmaca doğan filan aldı. Ve o videomda gelen de buraya atmaca değilmiş. Onu öğrendim. O başka bir şey. Yani bu ne deniyor ona? Şahin ya da doğan, öyle bir şey. You know, ama ben atmaca zannetmişim. Neyse. Şimdi şu yuvaya, buraya 2 tane bozumu getirdim yavru. Şu bozlar... Bu bozlar evden getirdim bunları çünkü bunlar artık yem yiyebilecek yaşa geldi herhalde. Çünkü baktım yem yemeye çalışıyorlar. Ben bunları elimle besledim. Çünkü bunlar annesini babasını 2 hafta önce atmaca aldı havadan. Götürdüler, öldürdüler. And ben bunları elimle evde besledim. Sonra baktım hani büyüdüler ya, çıkarttım şimdi buraya. Buradalar. Yani bunların annesi babası çok güzel kuşlardı arkadaşlar. Bir de arkadaşlar böyle bir şey dediniz ya, senin kuşlar uçmuyor filan. Arkadaşlar bu kuşlar aslında uçuyor ama atmacadan dolayı. Yani şu kuş mesela, şu var ya, şu boz. And bu dumanlı.
Bu kuşlar 3 saat uçabiliyor. Yalnız atmacadan kuş paranoyak, you know. Mesela bazı arkadaşlar videoda demiş, kuş uçuyor, kuş yere bakıyor. Yani kuşlarda nefes var aslında ama korkuyor. Şu kuş da çok güzel bir kuş arkadaşlar. Şu var ya, bunun babası gece uçuyordu arkadaşlar. Mesela gece takla atmaktan uçuyordu. Ben böyle bütün lambaları evin açıyordum. Buraya da küçük projektör koyuyordum ki kuş hani görsün de yere, başka yere düşmesin diye. Yani o kadar güzel takla atıyordu ama onun annesini aldı atmaca. İşte arkadaşlar, bir de arkadaşlar benim bir tanıdığım Türk abi var. Ben buna 2 yıl önce güvercin verdim hediye. O da fazla anlamıyordu kuştan yine. Şimdi ona 2 tane gökak kuyruk vermiştim ben. O üretmiş kuşları. Ben ona bağlantıya geçtim. Bir arkadaş bana buradan fikir verdi. Dedi ki sen de oradaki kuşları çeksene video, yani kümesleri falan. Burada fazla güvercin yok ama böyle bakacağım yine. Çekmeye çalışacağım. O verdiğim abiye de gidip bakacağım kümesine. Onlar benim kuşlarımla aynı kan. Same bloodline. Yani aynı hat kanattı. Ona da video çekeceğim. Güzel bir fikir. Arkadaşlar işte bu kümese gelelim. Burada limon kasası yok. Hani arkadaşlar demiş ki limon kasası koy. Avustralya'da limon kasası yok. Ama başka bir setup yapacağım böyle. Hani güzelleştireceğim. Bir de bu kümesi ben haftada bir kere temizliyorum yerleri. Demiş ki arkadaşlar pisletler basmasınlar. İşte onları hafta bir temizleyeceğim. Şu mavi kaplara da artık yumurta yaptırmayacağım. Bir arkadaş demiş ki kuş yumurtaya, pardon, yavru oraya pisliyor. Ama eğer böyle kısa olursa yavru dışarıya pislemiş. Ben de mantıklı geldi. Yani arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu videoyu hemen teşekkür Abba nedeniyle yaptım. Size teşekkür etmek istedim. Beni desteklediğiniz için gerçekten çok mutluyum. Hepinize çok teşekkür ediyorum ve hepinizi seviyorum. O uçum videosu yapacağım size, Brigham Roller'ları. Hep birlikte göreceğiz nasıl bir şey, uçuşları nasıl. Bu arada arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.